Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün yeşil biber dolması yapacağız. Biz bu şekilde içlerini temizledik, saplarını kestik. Malzemelerimiz 300 gram kıyma, 1,5 su bardağı pirinç, bu şekilde bardak kullandık. 1 adet orta boy doğranmış soğan, küçük küçük doğradığımız maydanoz, baharat olarak pul biber, kimyon, karabiber, mutlaka reyhan kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı salça ve biberlerin üzerini kapatmak için de domateslerimiz var. Şimdi malzemelerimizi karıştırmaya geçiyoruz. Kıymamızı, suda temizlediğimiz pirinçlerimizi, soğanımızı, maydanozlarımızı, baharatlarımızı, reyhan ve son olarak da salçamızı ekliyoruz. Üzerine 2,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Siz kendi tuz miktarınızı belirleyebilirsiniz. Üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Tüm malzemeleri birbirine güzelce karışacak şekilde annem bu şekilde eliyle karıştırıyor. Üzerine yarım su bardağı kadar su ekliyoruz ve böyle kıvamını ayarladık. Şimdi domatesleri kesmeye geçiyoruz. Domatesleri biberlerin üzerine kapatmak için kullanacağız. Böyle bu şekilde kabuklarını küçük dilimler halinde kestik. Şimdi biberlerimizi dolduruyoruz. Hazırladığımız iç harcını içerisine çok fazla olmayacak şekilde koyuyoruz. Kapak yapmak için domatesin gireceği kadar bir boşluk bıraktık. Üzerine de domatesi uygun bir şekilde koyuyoruz ve bu şekilde hepsini hazırlıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için abone ol tuşuna basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu şekilde hazırladık. Biberlerimizin hepsini, kalan harcımızı da buzdolabına koyup kaldıracağız. Daha sonra farklı şeylerde kullanmak için tekrar bu şekilde kullanabilirsiniz. Biberlerimizin üzerine böyle kalın tuz ekliyoruz. Üzerlerini serpiyoruz. Mutlaka nar ekşisi ekliyoruz. Yine biberlerin üzerine böyle bu şekilde gezdirelim. Üzerine zeytinyağını da gezdirelim. Son olarak sıcak suyu biberlerin üzerine geçecek kadar ekliyoruz. Böyle güzelce tuzların olduğu kısımlara koyalım ki tuzlar da erisin. Üzerine çok az geçecek kadar koyduk. Üzerine bir tabak ekliyoruz. Onun üzerine de varsa eğer sarma taşlarından koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Biber dolmamız hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.